Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis, çok pratik bir açma keteyi aratmayacak bir kete tarifi vereceğim. Görüntüsü de tadı da muhteşem oldu. Birazını dondurucuya kaldırdım, buzdolabı poşetlerine koyaraktan. İstediğim zaman çıkarıp ısıtıyorum. Sanki yeni yapılmış gibi oluyor. Şimdi küçük bir doku testi yapacağım. İçini göstermek istiyorum. İnanın arkadaşlar, çok nefis bir kete oldu. Gördüğünüz gibi içi arkadaşlar hem lezzetli hem pratik hem kolay. Elle oklavayla uğraştırmayacak bir kete oldu. Ketemizi yapmak için 1 litre süt, ılık süt, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket erimiş margarin veya tereyağı, 2 yumurta akı. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Ve güzelce yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Unu sürekli kontrol ederek kullanıyoruz. Bu şekilde ununu kontrollü kullanarak hamuru yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra mayalamaya bırakıyorum. Güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi hamurumuz yoğruldu. Mayalanmaya bıraktım. Üzerine bir poşet geçirdim. Ve şimdi İçi için un kavuracağım. 100 gram tereyağı veya margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, bir tatlı kaşığı tuz, güzelce kavuruyorum. Şimdi mayalanmış olan hamurumuzun bezelerini alacağım. Önce elimi yağ sürüyorum ve bütün bezeleri alıyorum. Bezelerimiz hazır. Şimdi içini yerleştireceğiz. Avuç büyüklüğü kadar, kete büyüklüğü kadar açtım elimde. 1-2 dokunuşta açılıyor zaten. İçine bir yemek kaşığı kadar iç yerleştirdim. Ve ağız kısmını topladım, büzüştürdüm. Kıvırarak bastırdım ve ters çevirdim. Sonra tekrar bu şekilde bastırarak, açarak kete şeklini verdim. Bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar, ben teker teker yapmayacağım. Sırasıyla hepsini, bütün bezeleri masaya yerleştirdim, dizdim. Sırasıyla açıp, sırasıyla içini yerleştirdim. Sırasıyla kapattım ve sırasıyla yumurtalarını sürdüm. Bu şekilde daha kolay ve pratik oluyor. Bu şekilde bütün keteleri 15 dakikada hazırlamış oldum. Gördüğünüz gibi masaya dizdim. 1-2 dokunuşta açılıyor zaten. Sırasıyla içini yerleştirdim.
Gördüğünüz gibi içlerini yerleştirdim ve kapatma işlemine geçiyoruz. Ağzını kapatıyorum, büzüştürüyoruz, kıvırıyoruz, ters çeviriyoruz ve üzerine bastırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi içli bezeleri ağız kısmını kapattığım yerler alt kısma gelecek şekilde masanın üzerine yerleştirdim. Sonra üzerine elimle bastırarak yuvarlak şekli verdim. Ketelerin bu aşaması da bitmiş oldu. Şimdi üzerine çatalla şekil vereceğim, bastıracağım. Sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Sonra süslemek için çörek otu ve susam dökeceğim, üzerine serpiştireceğim. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Çörek otu ve susamları serpiştiriyorum. Sonra 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Üzeri kızarana kadar pişiyor ve çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kete oldu. Hem kolay, hem pratik, hem de lezzetli oldu. Açma derdi olmadan çok pratik bir şekilde kete tarifi oldu. Hem lezzetli hem pratik olan bu keteyi denemek isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bu muhteşem keteyi denemek isteyen, yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun.